Oğlak Burcu geçtiğimiz haftalarda baktığımızda aslında yılın başlarına itibaren biraz maddi sıkıntı, iş hayatında sıkıntı, bazı problemler yaşamıştı. İkili ilişkilerinde problemler, aşk hayatında sıkıntılar. Yani baktığımızda aslında bazı çok fazla yoğun ve yorucu bir dönem geçirmişti ama bu hafta itibariyle daha sakinler. Şimdi suyun etkisiyle birlikte onlar da arınmaya başlıyorlar. Hayatlarında kim varsa bakacaklar. Zararlı bir iş yapıyorlarsa onu bitirecekler. Yeni iş arayışına girecekler ama işi bulduktan sonra oradan çıkış yapacaklar. Eğer hayatlarında yanlış arkadaşlıklar sürdürüyorlarsa, o çok eski arkadaşım, ne yapayım seviyorum deyip hani arkadaşlığını devam ettiriyorsa, manevi yönünü düşünüyorsa, o arkadaşlıklarını bitirecek. Artık herkese oğlan özelliğidir. İçinde tutmaz söyler. Sen bana bunu yaptın, ben sana bunu yaptım. Böyle de cesur bir karaktere sahiptir. Bunları söylemeye başlayacak özellikle. Ve yeni işle alakalı girişimlerde bulunursa bu hafta çok fazla şansları yüksek diyebilirim. Girişimde bulunursa bunları halledecekler. Uzun zamandan beri kendilerine ayıramadıkları dinlenme, 2 gün dinlenme zamanı verecekler. Bunu küçük tatil yapabilirler. İsterlerse eve kendilerini kapatabilirler. Çünkü bedenleri çok yorgun ve bunu atmak istiyorlar. Bilinçaltını yıkayacak, beyninde acayip derecede yoğunluk söz konusu. O 7 aydan beri beyninde doldurduğu, büyüttüğü bazı olaylardan kurtulacak. Yani tamamen bir arınma haftasına giriyor. Maddi anlamda çok zor bir zaman değil, çok güzel bir dönem aslında. Geçtiğimiz aylara baktığımızda maddi olarak daha şanslı olduğunu söyleyeceğim. Bu hafta özellikle ikili ilişkisi olanlarla, sevgilisiyle değil de kendine fazla zaman ayırsın. Çünkü önümüzdeki günlerde patlak verebilir, bedeninde rahatsızlıklar ya da beyninde rahatsızlıklar oluşmaya başlayabilir. Onun için bu hafta önlem alıp kendilerini sakinleştirir ve dinlendirirlerse gelecek haftaya daha güzel bir giriş yapacaklar. Çok büyük sorunları yok. Sadece kendiyle alakalı yapmak istediklerini bu hafta yapsınlar diyoruz.